Tap 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 bak kapıyı. Merhaba, tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün dünya genelinden daha önce hiç duymadığınız en korkunç şehir efsanelerini inceleyeceğiz. Ülkemizde yaşanan üzücü deprem nedeniyle bir süredir oyunumuzu da satışa kapatmıştık. Yeni açtık. Aşağıya link bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Videoya başlamadan önce lütfen arkadaşlar ekranın altında bulunan abone ol butonuna tıklamanızı rica ederim. Çünkü izleyenlerin büyük bir çoğunluğu kanala abone değil. Aa. Maalesef. Tap 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 astagfuru. Permisi, permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Gece geç saatlerde araba kullanıyorsunuz ve aniden frene basmak zorunda kaldınız. Çünkü beyaz kefene sarılmış ve iple bağlanmış bir cesedin zıplayarak önünüzden geçtiğini görüyorsunuz. Şaşırmayın çünkü Pochong'la karşı karşıyasınız. Pochong'un o beyaz kefenin içinde grimsi, solmuş ve çürümüş bir beden vardır. Gözlerin olması gereken yerde iki adet içi boş karanlık delik bulunur. Pochong genelde köylerde insanların karşısına çıkar. Gece boyunca dolaşır. Bir şey ya da birini arıyormuş gibi bir aşağı bir yukarı zıplar. Rivayete göre Pochong'un sıçrama mesafesi 40-50 metreye kadar çıkabilir. Endonezya dilinde Pochong, gömülmeden önce cesedi sarmak için kullanılan bez bir kefendir. Cenaze törenlerinde ceset kefene sarılır ve daha sonra 3 yerden bağlanır. Başın üzerinden, boynun etrafından ve ayaklardan. Ölen kişinin ruhu öldükten sonra 40 gün boyunca yeryüzünde kalır. 40 gün geçtikten sonra ruhun kaçabilmesi ve huzura erebilmesi için bağlanan iplerin çözülmesi gerekir. Bağlar çözülmezse ölü beden bir hayalete dönüşür ve mezardan dışarı atlayarak bir Pochong haline gelir. Ayakları birbirine bağlı olduğu için Pochong yürüyemez ve bunun yerine yol boyunca zıplar. Bir Pochong ile karşılaşırsanız size zarar vermez ancak nereye giderseniz sizi takip eder. Bir Pochong'dan kaçmanın sadece iki yolu vardır. Yere yatıp ölü taklidi yapabilir ya da sizi gözden kaybedene kadar uzun ve doğanbaşlı bir yolda koşarak ondan kaçmaya çalışabilirsiniz. Söyleyene göre bir Pochong ancak düğümler çözüldüğünde size musallat olmayı bırakacaktır. Bununla ilgili anlatılan popüler bir şehir efsanesi vardır. Kampong'da yaşayan küçük bir kız vardı. Kız okuldan sonra dini derslere katıldığı için geç çıkıyordu ve eve dönerken küçük bir ormandan geçmek zorundaydı. Ormandaki ağaçlar sıkışıktı. Dalları uzun ve yaprakları sıktı. Ağaçlar hiçbir zaman ışığın içeri girmesine izin vermezlerdi. Burası her zaman ürkütücü ve ıssızdı ve kız o bölgeden geçmek zorunda kalmaktan nefret ediyordu. Ancak yolunu ezberlemişti ve hızlıca akşamları eve dönebiliyordu. Bir gece kız yine derslerini bitirmiş, gece geç saatte ormandan geçiyordu. Birden arkasından bir çeşit çarpma sesi işitti. Dua etmeye ve bunun bir hayal olduğunu düşünmeye çalıştı. Ancak sesler onu takip ediyor, hatta daha da yaklaşıyordu. Kız cesaretini toplayıp kafasını ve feneri sesin olduğu yöne doğru çevirdi. İleride oldukça uzak bir noktada beyaz bir şey vardı. Birden 50 metre kadar kızın olduğu tarafa doğru hızlıca zıpladı. Sonra tekrar zıpladı. Kızın gördüğü şey onu dehşete düşürmüştü. Karşısında yeni doğmuş bir bebek gibi beyaz bir kefene sarılmış, çürümüş bir ceset vardı. Kız zikzaklar çizerek bacaklarının onu taşıyabildiği kadar hızlı bir şekilde eve koşmaya başladı. Çaresizce ağaçların arasından kaçmaya ve hendeklerin üzerinden atlayarak eve ulaştı. Kalbi deli gibi çarpıyor, gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Sonunda eve vardığında aceleyle elini yüzünü yıkadı ve annesine olanları anlattı. Annesinin tepkisi ise çok sıra dışıydı. Ona sarıldın mı diye sordu kadın. Ardından annesi onun bir Pochong olduğunu, ölümden sonra neler olduğunu ve nasıl bağlandığını anlattı. Ve kızına ona sarılması gerektiğini söyledi. Çünkü inanışa göre bir Pochong'a sarılıp onu serbest bırakacak cesaretiniz varsa o kişinin inanılmaz büyük bir zenginlik kazanacağı rivayet edilirdi. Derken anne kız kapıda bir çarpma sesi işitti. Annesi heyecanla kızını kapıya doğru itti. Ve ona Pochong'a mutlaka sarılmasını, onun iplerini çözerek kendisini serbest bırakmasını ve bunu ailesi için yapmasını söyledi. Küçük kız çaresizce ağlayarak kabul etti. Kapıyı açtı, Pochong'a sarıldı ve çürümüş cesedi, kefene sarılmış ipleri açarak serbest bıraktı. Peki,
işe yaramış mıydı? Sonraki birkaç gün kızın annesi çok mutluydu. Zengin olacaklarını düşünerek gelecek planları kuruyor ve bunun için kutlamalar yapıyordu. Derken kadın birkaç gün içinde korkunç bir trafik kazası geçirip öldü. Annesinin cenazesinden sonra küçük kız evlatlık verildi ve bu aile inanılmaz derecede zengindi. Korku günlüğünün imzalı versiyonunda satışa açıldı arkadaşlar. Yine aşağıdaki linke ekliyorum. Korku günlüğü süresiz ajanda gibi kullanabileceğiniz bir çeşit günlük. Aynı zamanda içinde çeşitli etkinlikler ve korku karakterleri ve bazı ürkütücü yazılar ve oyunlar da mevcut. Aranızda alanlar varsa aşağıya yorumlarını eklemeyi unutmasınlar. Ters yüzlü adam. Bir polis memuru ard arda gerçekleşen ilginç kazaları soruşturur. Bu kazalar trafik kazalarını, evlerde çıkan bilinmeyen yangınları, açıklanamayan ilginç ölümleri ve hatta insanların sevdikleri kişileri öldürmelerini içerir. Polis memuru bir süre sonra olay yerinde çekilen fotoğraflarda bazı gariplikler fark eder. Hepsinde arka planda duran ilginç bir figür vardır. En rahatsız edici olan kısmı ise bu figürün kafası ters durmaktadır. Ters kafalı adam normal insan gibi gözüken ancak adından da anlaşıldığı gibi kafası ters bir şekilde duran, pek de iyi niyetli olmayan şeytani, sadist bir varlıktır. Üzerinde her zaman bir takım elbise bulunur. Saçları aşağıda ve çenesi yukarıdadır. Ağzının olması gereken yerde gözleri ve alın bölgesi olması gereken yerde de ağzı vardır. İnsanların korkularından ve negatif enerjilerinden beslendiği, insanlara duygularını sömürmek için bir sülük gibi yapıştığı bilinir. Kendisini çıplak gözle görmek pek mümkün değildir. Ters yüzlü adam sadece fotoğraflarda belirir ve trajik olaylara sebep olur. Genelde bir çeşit felaketin veya kazaların olduğu bölgelerde kameralara yakalanır. 1943 yılında New York'ta bir yılbaşı partisinde, 48 yılında bir araba kazasının arka planında ve 1951 yılında da bir tren kazasının arka planında fotoğraflanmıştır. 1910 ila 1960 yılları arasında bazı felaketlerin olduğu yerlerdeki fotoğraflarda da çıktığı bilinir. Ters yüzlü adam, Kanadalı korku çizeri Trevor Henderson'ın bir eseridir. Kendisini Siren Kafa'dan da biliyor olabilirsiniz. Daha önce bahsetmiştim. Siren Kafa'nın çizeri de aynı zamanda Trevor Henderson'dı arkadaşlar. Dia udah gigit tuh, lepasin. Dorong aja, dorong. Dorong kepalanya tuh. Udah gigit leher tuh. Tuh kan? Oh, udah mau mati ya. Puyang, iç organları boğazından sarkan, geceleri hamile kadınların ve yeni doğmuş bebeklerin kanını içmek için etrafta dolaşan bir çeşit kadın hayalet kafasıdır. Bu varlıklar kara büyüye sahiptir ve gündüzleri normal bir kadın gibi gözükür. Ancak geceleri bir Puyang haline gelirler. Kafaları vücutlarından ayrılır ve ardından gençliğini ve güzelliğini korumak için kan aramaya başlar. Eğer beslenmek için bir insan bulamazsa, hayvanların da kanını içtiği iddia edilir. Biraz önce izlediğiniz videodaki gibi. Kadınlar ayrılan boyunlarındaki kırmızı çizgiyi gizlemek için gün boyu atkı takarlar. Bana bu efsane biraz Rokuroku Biller'i anımsattı. Kafası uzayan kadınlar da hatırlarsanız popüler bir Japon şehir efsanesiydi onlar da. Gündüzleri normal insanlar gibi yaşamaya devam ederken geceleri bu kadınlar bir Rokuroku bir haline dönüşüyordu. Ve avlanmak için kafaları ya vücutlarından ayrılıyordu ya da uzayarak evden dışarı çıkıyordu. Ve kendilerine yeni kurbanlar arıyorlardı. Puyang Asya taraflarında anlatılan popüler bir şehir efsanesidir. Bu tarz batıl inançları olan kadınlar özellikle de hamileliğin erken safhalarında bir kuyang ile karşılaşmaktan korkarlar. Bunun için gebeliğin ilk aylarında kuyangı uzak tutmak için bazı ritüeller ve ayinler düzenlenir. Biraz bizdeki al karısına da benzettim. Hatırlarsanız al karısı cinleri de yeni doğum yapmış kadınlara ve hamile kadınlara musallat oluyordu. Aslında ülkeler ve kıtalar farklı olsa da efsanelerin ne kadar birbirine benzediğini fark etmişsinizdir. Üç bacaklı kadın. Amerika Nashville'daki kilisenin önüne gidip arabanızın ışıklarını kapatıp 3 kere kornaya basarsanız karşınızda beyazlar içinde bir kadın belirir. Bu kadın aslında intikam arayan bir annedir. Hikayeye göre kadının bir kızı vardır. Kız bir gün eve giderken ortadan kaybolur ve tüm aramalara rağmen bulunamaz. Ancak kızdan geriye bir parça bulunur, bir bacak. Kızı bir seri katilin öldürdüğü ve bacağını da bu Nashville'daki ormana attığı düşünülür. Ancak ne katil ne de kızdan geriye kalanlar bulunabilir. Anne ise o gün kızının intikamını alacağına yemin eder ve kızının katilini aramayı asla bırakmaz.
Kadın o kadar üzgündür ve öyle büyük bir intikam arzusuyla doludur ki ölümden sonra bile ruhu kızının katilini aramayı bırakmaz. Kızının bacağının bulunduğu yere ne zaman bir araba gelse katili bulma ümidiyle ortaya çıkar. O yol üzerinde başıboş bir şekilde bir kadının dolaştığını gören bazı kişiler elinde sopa gibi bir şey tuttuğunu fark etmişlerdir. Bu aslında kaybettiği kızının bacağıdır. Kimileri ise o yolda üç bacaklı bir kadın gördüklerini söylemişlerdir. Kadın kızından ya da ondan kalanlardan ayrı kalmamak için bacağı kendi vücuduna dikmiştir. Hikayenin bu ve benzeri pek çok farklı versiyonu vardır. Herkes başka bir efsaneye anlatır, başka bir efsaneye inanır. Ancak herkesin inandığı ortak tek bir şey vardır. O da Neşrod'un lanetli olduğudur. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. Yaptığım imza günlerinde de çoğunuza sorma imkanı buluyorum. Çoğunuzun beğendiği, çok sevdiği serilerden bir tanesi Şehir Efsaneleri. Ve bugün incelediklerimiz de pek bilinenlerden değildi. Duymamış olabilirsiniz bazılarını. Anlatmamı istediğiniz başka hikayeler ya da çekmemi istediğiniz videolar varsa lütfen yorumlara eklemeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni videolar daha güzel günlerde umuyorum ki görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın ve sizi sevdiğimi unutmayın. Hoşça kalın.